fertler olsun, ümmet olsun, devlet olsun, sahip olunması mübah olan şeylere ancak sahip olabilir. Ne devletin, ne ümmetin, ne de herhangi bir ferdin, örneğin bir domuz çiftliği olamaz. Olamaz, yani olabilemez böyle bir şey. Efendim içki fabrikası olamaz. Biz yapalım da işte Alman gavuruna satalım, olamaz efendim. Yani biz kendimiz için haram gördüğümüzde ellere de haram gören bir ümmet. He? Olamaz. Efendim afyon bize haram, ne işte bunu götürelim, merhameti şurada satalım, bu kadar para getirin, onları zehirleyelim. Ondan sonra peki zehirlediğin topluma İslam götürecek, İslam'a çağıracaksın çünkü bununla görevlisin. Zehirlediğin adamdan İslam'a giren kaç para eder, girmeyen kaç para eder yani. Demezler mi sana ki ya sen bize bu gözle bakan adam ne yüzle bizi dinine çağırıyorsun derlerse ne diyeceksin? Yerin dibine girersin. Ha? Kimi yarım akıllar öyle yapıyor ya. Bu anlayış Müslümanım diyenlerin arasında az yaygın değil biliyorsunuz. Böyle şey olmaz. Adam cihad ediyorum diye çalıştı fabrikada bilmem ne makineyi bozuyor. Anahtarı düşürmüş gibi yapıyor kalın madeni anahtarı. O adamı çarklanır diyor. Beğenmiyorsan çalışma. Defol git Türkiye. Beğeniyor çalışıyorsan ve karşılığında bağırsan o zaman ahdini bozma ve ahdine riayet et. Allah ne diyor Kur'an'da? Açık açık diyor ki kafirlerle de olsa ahdinize, sözleşmenize, sözleştiğiniz şeylere riayet edin. Onlar bozmadıkça siz bozmayın. Size verilen emir bu. Siz ne yapıyorsunuz? Tam tersini. Ondan sonra da Allah'ın has kulu olacak. Aha, fos kulu olursun be. Öyle şey mi olur? Hem onun dediğinin tersini yapacaksın hem de onun nezdinde has kulu olacaksın.